Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Mass Effect Son 2615'in 4x4 versiyonunun TMR sonrası, yani en yeni hali bu. İzmir Tarım Fuarı'ndayım. Hem arkadaşımız Ahmet'le beraber de bakacağız. Ahmet değil misin? Aynen. Ahmet'le beraber düşüncelerini arayayım ben, Ahmet dedim senin. Hem bir yandan da inceleyelim. Şimdi bir teknik verilerinden bahsedeyim. Traktörümüz 50 beygir gücünde 180 Nm torkulu, 1200 devirde sunan, çok düşük bir devirde sunan ama biraz torku düşük geldi bana. 180 Nm tork. 3 silindirli Simson'un motoru var. Turbo intercooler yok üzerinde, sadece atmosferik. Evet, şey olarak motor teknik verileri olarak böyle. Traktörün ağırlığından bahsedeyim. 4x4 versiyonu 2800 kilogram ağırlığı var. Ek ağırlıklar hariç ağırlığı var arkadaşlar. Hemen burada 3-6 adet şöyle aşağı yukarı 40-23 kilogram düşük, 23 kilogram. Ortada da bir 50 kilogramlık ağırlık vardır. Toplamda 7 adet ağırlık var. Şu tasarım, Mass Effect Ferguson'un yine güzel bir tasarım var. Bu yerli versiyon diye geçiyor. Yani yerli buradaki montaj olarak geçiyor. Şöyle bakalım. Ama bak yandan egzozu. Allah Allah. Egzoz şöyle bir korumayla, güzel bir koruma vermişler ama. Ben buradayım diyor. Egzozu güzel koruma yapmışlar. 8'ler 2 geri şanzıman var. Buçuklu sistem yok bunlarda. Ön lastik kabatı 280'e 70-20. Star Max merke. Evet, Star Max vermiş. Arkada yine Star Max 340'a 85-28. Lastik kabatları iyi. Alt açıklığı yeterli. Alt açıklığı yeterli. Çift aynı verilmiş TMR sonrası olduğu için şu göstergeler falan değişmiş. Onunla içeri geçeceğim zaten. İçerini göstereceğim. Yenilikler var. Mesela şuraya bir koruma mı yapılmış? Şuraya bir koruma yapılmış arkadaşlar. Arkadan öne ayırmışlar. Önceki versiyonunda böyle yoktu. Şu yayda zaten fren lambasını yakan bir şur. Frene bastığınızda fren lambası yanıyor. Egzozda bir yenilik var. Şöyle devam edelim. Kapı taşıyabiliyorsak açalım. Aşamazsak yok, anahtarla açılıyor. TMR sonrası olduğu için. Yanında şaft var. Şafttan şurada bir karpuz diferansiyel sistemi var. Ona bağlanıyor. Ama şurada binerken şöyle lastik yapılmış. Lastik koyulmuş ayak kaymasın diye. Güzel bir ayrıntı. Şurayı kapatmışlar. Görüntü güzel olmuş. 8'ler 2 geri şanzıman olduğunu söyledim. Şöyle basamaktan çıkılıyor. Şöyle arkaya doğru gelelim. Kaldırma kapasitesinden bahsedeceğim. Arkada da iki tane ağırlık var. 70-70-140 kilo. Arkada ağırlık var. Evet, arkaya doğru geldik. Bundan kaldırma kapasitesi nasıl olur? Size biraz düşük gelebilir mi? Onu anlatacağım ama bak, 50 beygir için 4 tane çıkış çok güzel aslında. Normalde bu beygir gücünde 2 tane veriyorlar. 4 tane güzel. Kaldırma kapasitesine geçelim. 2000 kilogram kaldırma kapasitesi var. Nasıl gördün Ahmet? Gel. Bence güzel de. 2000 kilogram 50 beygir traktör. Yeterli mi? Değil bence mi? Bence yeterli. Yeterli mi? Aynen. Tamam. Düz çeki verilmiş. Tabi bu kenara almışlar ama onu düzeltiliyor. Onu düzeltiliyor. Kurik mili. Burada kapaklı korumayla, burada bir koruma. Altta bir kapak kabar kendine göre. Bir korumayla ben kapatılmış. Aynısı var mı sizde? Sadece fitesler değişik. Benimki ortada fitesler. Ha, ortada fitesler. Şimdi yana almışlar fitesleri. Sana bayağı yenilik var. İçeri göstereceğim zaten. Bu TMR sonrası. En yeni modeli bu arkadaşlar şu anda. Bu tarafta en yeni serisi bu. Elektrik çıkışı. Elektrik çıkışı. Romak elektrik çıkışı. Şuraya malzeme çantası saçtan ama. Sağlam değil mi? Nasıl siz mesela kaç yıldır kullanıyorsunuz bu traktörden? 5-6 yılın üzerinde ikinci el almıştım zaten. İkinci el almıştın. Arıza sorunu açtı mı? Arıza sorunu 1-2 defa vitesler karıştı. 1-2 defa vites karıştı. Ortadan vites olduğunda 1-2 defa vites karıştı. Onun haricinde bir sorun. Şu anda yeni kullanıyorum. Ben pek fazla yanında olmadığımda aldığım bilgiler. Aldığım bilgiler. Peki yakıt durumu nasıl? Yakıt durumu süper. Çok güzel. Süper. Tabii bugünkü şartlar değil. Süper. Yaktı yani, tam yakıtçı mısın? Tam yakıtçı mısın? Güzel. Yakıttan memnunuz. Aha, yaktı süper. Peki parçası yedek servisinden nasıl? Valla parça yedek servisi benim bulunduğum yerde biraz sıkıntılı da. Servisi tabii, geliyor mu mesela geliyor, çağırdığında? Geliyor. Çağırdığın zaman geliyor. Çağırdığında geliyor servisi. Geliyor. Güzel. Merhaba Nedim Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyi, hoş geldiniz. Özel servis çağırıyoruz da yani. Tamam. Ama parçayı bulabiliyoruz değil mi? Bulunuyor parça. Tamam.
güzel. Sefer için yıllardan Türkiye'de olduğu için de parça bozuldu. Evet. Hassasiyeti yanlardan almıyoruz. Zaten 50 beygirde. Bunu beklemiyoruz. Nefes'in evet. En küçüğü bu mu şu an? MF'nin 240'ın o haricinde değil. Bu. Yok yok, 4 çeker olarak. Bu. 50 beygir versiyonunda bu var zaten. Şimdi hassasiyeti orta koldan alıyor. Alttaki en az olduğu nokta, üstteki de en fazla hassasiyetin olduğu nokta. Fotoğraf çekebilir miyiz? Bakın tabii canım, çekebiliriz. Sizi sürekli takip ediyor. Arka stoplar güzel ya. Zaten tarla serisi diye geçiyor. Ya şöyle bilen bu. 50. Atmosferik 3 silindirli. Evet, yavaş yavaş içine geçelim. Çünkü içinde farklı değişiklikler var gibi. Daha içine ben de sizle beraber bineceğim. Bir sağlam ama hiç kıpırdamıyor ya. Çok sağlam bir basamaktan çıkıyoruz. Ama şu aynalar, aynalardan zor geçiliyor. Aynaları sökmek gerek bir yerden sonra. Evet. Efendim? Orada, orada. Size bahçe lazım. Bahçe mi lazım? Ama Türkiye'nin %85'i tarla. %15'i bahçe şeye uğraşıyor, tarımıyla. Şunu çekeyim de sonra her türlü konuşuruz. İyi, el freni yeri aynı zaten, yerinde değişiklik yok. Vitesleri yana almışlar. Bak şöyle bir, şöyle U şeklinde dönülmüş. O buradan şanzımana giriyor. Yani üstten şanzımana girmek yerine yandan şanzıman bir artısı var. Bir ekleme bölümünden geçmiyor. Mesela buradan bir rot, şuradan bir rot, şuradan bir rot şeklinde geçmiyor. Direkt vitesle beraber içeri giriyor. Bu daha verimli olabilir. Şöyle geniş bir koltuk var. Oturalım. Evet. Yakıt tankından bahsettik mi, etmedik? Depo burada arkadaşlar. Şöyle giriş ağzı var. 50 litre. 50 litre yakıt tank kapasitesi var bunlarda. Yeter de atar zaten. Hemen bir debriyajı bakıyoruz, hemen biner binmez. Orta sertlikte. Orta sertlikte debriyaj var. Yani pamuk gibi değil. Çok kaya gibi değil. Orta sertlikte, yani üzmez, yormaz bir şekilde bir debriyaj var. Şöyle içelim. Frenin yeri güzel. Zaten buna disk fren var. Şöyle atarım. Yumuşak. Disk fren var. Gaz pedalının yeri güzel geldi. Mesela 1'e takalım. Şu, hatta en son geri. Yok. Herhangi bir engeli yok. Evet evet. Viteste bir engeli yok arkadaşlar. Güzel. Gaz pedalının yeri güzel. Şimdi viteslerimiz şöyle silikon bir parçadan vites yapılmış. Şu yumuşak yapıda biraz tutma yeri. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle 3, şu şekilde de 4. En sol ileride geçmedi, geçti geri. Burada da takviye seri vitesi var. Şöyle sert ama çok sert değil, az sert. Güzel ama löpür löpür de geçiyor, güzel. Evet, viteslerin geçişlerini beğendim ben. Tabi çalışınca biraz da yumuşar bunlar. Şu anda ben sevdim. Şimdi göstergeden başlayalım. Gösterge çok değişmiş ya. Keşke bunun anahtarı falan istesek güzel olur ama. Sinyal buraya koymuşlar, sinyali. Şu kilometre hız olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın 5 kilometre 10, 15-20. Kilometre hız olarak verilmiş. Bu devir saati olarak verilmiş. Şurada da hararet ve yakıt göstergesi dijital olarak verilmiş. Onu anladım. Şunlar göstergenin fonksiyonlarını değiştiren düğmeler. Aydınlatma burada. Şöyle mesela bu kapalı ya, park kısa uzun şeklinde, şu korna el hızını buraya almışlar. Direksiyon yüksek açıklık ayarı yok. Şöyle honi şeklinde yukarı yüksek bir direksiyon. Sağ tarafta tutma var, solda da var aynı yine tutma. Evet, şöyle devam edelim. Pozisyon kolu bunlar da içeride arkadaşlar. Şöyle içerideki kol, pozisyon kolu, toprak üstü işleri yapıyoruz. Sağdaki de çeki kolu, çift sürerken de bununla kullanıyoruz. Şöyle. Bu da liftomatiğimiz. Yani şuraya elle. Elle basılıyor demek ki buna. Şöyle. Ama çok sert değil. İyi iyi. Çok sert değil. Yumuşacık da değil de. Kuyruk milinin çalıştırdığı düğme elektrohidrolik şeklinde kuyruk mili çalıştırıyor. Direkt basılmıyor. Şu mandala basıp bu şekilde de basabiliyorsunuz. Şu anda devrede kuyruk mili. Hop. Şöyle de devrede çıkmış oluyor. Aydınlatması, geri çalışma lambası. Buradan yanıyor.
Aslında altta neler var? Şurada difrens ekildi. Arada kalmış mı? Yok. Vitesin kıvrımı sayesinde difrens ekildiğine de rahatlıkla ulaşılabiliyor. Yine aşağıda hidrolik ayarları hassası da yerde. Aşağıda var. Evet, genel olarak değişiklik yapılmış. Biraz da bir şeyler yapılmış. Mesela viteslerin yerleri, konum falan değiştirilmiş. Değişiklik gördüm ben. Yalnız şunu biraz garipsedim. Şu hidrostatik, yani hidrodireksiyonun basınç boruları, yani şafta çok yakın. Bu buraya keser, buraya dokunur, bundan dönme halindeyken buna zarar verir mi? Onu bir düzeltmelerini isterim aslında. Düzeltmelerin yapılması lazım. Çünkü çok yakın burası. Bu aşımı yapar, patlatır ileride yani. Döne döne olduğu için. Sürte sürte patlatır. Şuradan biniş yeri var. Tutamaç. Öbür tarafta var yine tutamaç. Yine burada da var. Evet, üzerinde bir şeyler yapılmış. Mesela şuraya silikon verilmiş pedala. Evet, üzerinde bir değişik, iyi yönde iyileştirmeler yapılmış. Sen nasıl gördün Ahmet? Abi bence güzel ya motor. Genel olarak güzel, ben beğendim yani. Sende var mı ne traktör? Bende şey var, 240'lar. 240'ın var bunun? Aynen. Ha, anladım. Bence güzel. Aslanım. Evet arkadaşlar, 26-15 50 beygir traktörden bu şekilde yepyeni, en yeni serisi bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler Ahmet, sana da gülüm.